belki de kapı baca kıracak bir video, belki de yüz binler izlenecek bir video için şu anda ilerliyorum. Hadi bakalım başımıza neler gelecek. Evet, çok ilginç bir videomuzun başlangıcına geldik. Bu binada neler dönüyor? Japonya'nın farklı yüzünü, belki de karanlık yüzünü size göstermek için adım atmış bulunmaktayım. Yanımda otelin çalışanlarından bir abimiz var. Müdür abim onu yetkilendirdi. Ben de birlikte gelecek. Onun yüzünü koyamıyorum maalesef. Çalışanların, burada kalanların da yüzünü koyamayacağım. Şöyle bir binamız var. Şimdi bu otel Azabu-Juban bölgesinde yer alan bir tane otel. Burası park alanı. Otelin adı Alpha Inn. Dış görünüşü sizi korkutmasın ya da korkutabilir. İçerisinde çok enteresan olayların döndüğü, çiftlerin ya da tek gelen Japonların kendilerini tatmin etmek için kullandığı bir sürü oda var. Bakalım içeride başımıza neler geleceğiz. Mümkün olduğunca size tek tek göstermeye çalışacağım. İçeriye girelim ve başlayalım. Bakalım bu binada neler dönüyor, odalarında neler var. İlk başta şöyle bir yerden geçiyorsunuz. Burada eşyalarınızı, ufak tefek eşyalarınızı bırakabiliyorsunuz. Böyle bir iç karartıcı bir girişi var açıkçası. Enteresan bir girişi var. Tren olmuş insanlara bakarak içeriye giriyorsunuz. Kapımızı açalım. +18 bir mekan. Ondan sonra sizi böyle bir lobi karşılıyor. Tabii lobide her yerde olduğu gibi otomatlar var. Böyle ilginç resimler var. Şurayı böyle elimle pırırlayacağım. Değişik değişik fantazili ürünler var. Koyabildiğim kadar koyacağım. Bazı yerleri çok hızlı hareket ettirmem lazım. Külot satıyorlar. Evet, ilginç bir biçimde erkek ve kadın külotu. Durum böyle, enteresan resimler. Burada geliyorsunuz şu çükün karşısında bir şeyler yiyip içebiliyorsunuz. Aa, bir şey fiyatına bakacağım. Bakayım bira ne kadarmış burada. 450 yen. $1 fazla. Bir resepsiyonu var burada. O ablamın yüzünü göstermeyeceğim size. Buradan her şeyiniz, rezervasyonunuzu yapıyorsunuz. Ondan sonra katlara doğru bu şekilde çıkıyorsunuz. Burada 6 tane kat var. Katların her birinde yaklaşık 4 tane oda var. Genişliklerine böyle fantezilerine göre ayrılıyor. Bana bir katalog gösterdi. Abim, benim ağzım açık kaldı. Şu anda bir ihtimal müsait olanlar bu şekilde gösteriliyor. Rest dediği 14 bin yen, $100 geliyor. Kalmak isterseniz 22 bin yen. O da ne kadara geliyor? Aşağı yazarım dolar cinsinden. Ve işliyor arkadaşlar, inanılmaz bir şekilde. Bunlar da kostüm kiralama seçenekleri. Okul üniforması kiralayabiliyorsunuz. Hemşire, kimono vesaire böyle şeyler var, kiralayabiliyorsunuz. Fiyatlar da 10 ile 15 dolar arasında değişiyor. Kıyafetler burada. İkinci kata geldik. Burası 203 numaralı bir oda. İlk başta ayakkabımızı çıkarıyoruz. Bu oda, oy. Böyle bakıldığında şurası normal gözüküyor. Şöyle bir banyomuz var. Şöyle fantazili bir aynamız var. Şurada yatıyorsunuz, şurada banyo. Ondan sonra fantazili odaya geçmek için şurayı açıyorsunuz. Aman Allah'ım, oda böyle. Burası bir otelin odası. Japonya'nın bu ne? Japonya'nın fantazi otellerinden birisi. Geliyorsunuz, oturuyorsunuz. Aynaya karşı çeşitli fantaziler dönüyor burada. Burada birisi bekliyor büyük ihtimal. Şöyle bir küçük tuvaletimiz var. Vay anasını. Burada enteresan fantazili ürünler var. Burada bir at var. Büyük ihtimal bunun ortasına bir şey koymuşlar ama şu anda kaldırmışlar. O da yani Japonya'nın, abim içeride var herhalde, bir şey demeye çalışıyor. Japonya'nın bir de böyle yüzü var. Bu oteli, bu otelin içini tanıtmam, bu izinleri alabilmem yaklaşık bir haftamı sürdü. Onu videonun sonlarına doğru ayrı ayrı açıklayacağım. Şu anda her bir odada durmak için yaklaşık maksimum 10 dakikam var. O yüzden seri seri anlatmak istiyorum. Ve Türk olarak gelip de böyle bir video çeken yok. Japonya'nın bu yüzünü gösteren yok. Ayrıca yabancı da çok az. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Videoya ufak bir reklam arası veriyorum. Videonun izlenebilirliği açısından bu videoya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Şu videolara izleyen kişiler yorum yazarsa video 3 kat, 5 kat, ciddi söylüyorum, 10 kat daha izlenebilir oluyor, öneriliyor YouTube tarafından. Çok emek veriyorum. Size zahmet, yorum yazın, beğenin, yapabiliyorsanız paylaşın. Çok teşekkürler. Reklamlar bitmiştir. Dediğim gibi burası bir otel. Japonya'nın love otelleri, çiftlerin geldiği, burada aşklarını tazeleyebildiği bir yer. Ve bunun gibi bir sürü otel var. Otel çeşidi var. Şöyle bir oturmak istiyorum. Şöyle oturuyorsunuz. Partneriniz ya da kim geliyorsa
Şurada bir şeyler yapıyor. Çok ilginç değil mi? Japonya'nın bir de böyle bir yüzü var gerçekten. Şimdi diğer odalarımıza doğru bir ufak ufak gidelim. Ben en çok buna şaşırdım ya. En çok buna şaşırdım. Bakar mısınız? Aynaya karşı. Hadi buradan şimdi çıkalım. Bir diğer odamıza doğru gidelim. Şöyle kapısı var. Gıcır diyor resmen. Burada da enteresan bir banyomuz var. Banyomuzda böyle... Bu bile enteresan ya. Bu bile enteresan. Tuvaletlerini de göstereyim size. Tuvaleti klasik tuvalet. Herhangi bir değişiklik yok. Şimdi bir diğer farklı dizaynda olan odamıza doğru gidelim. Şu anda ikinci kattayız. Kısık sesle konuşuyorum. Çünkü bazı odalarda şu anda saatin 12 olmasına rağmen insanlar var. Koridorlarına bakar mısınız? Yani akşam vakti burada yürümek için gerçekten iyi bir cesarete sahip olmak lazım. Ve Japonlar gerçekten seviyor bu tarz yerleri. Şimdi bu odamızdan çıktık. Bir diğer odamız hemen bu tarafta. Farklı dizaynda olan bir odamız. Ay. Şöyle bir girelim. Abimin yüzünü göstermemeye çalışıyorum. O yüzden böyle tutuyorum. Klasik ayakkabımızı çıkarıyoruz. Ben çantamı şuraya bir koyayım. İlk başta bizi şöyle bir yer karşılıyor. Buraya, buralar masum. Tuvaletler genelde böyle alaturka oluyor. Enteresan. Şöyle bir yer. Evet, şurada ufak bir görüntümüz var. Hemen göstereceğim. Bu da odanın girişi. Girdiğinizde size böyle bir saniye sorayım dokunabiliyor muyum? Abimden iznimi aldım önce. Aletlere dokunmak istiyorum. Böyle enteresan bir giriş karşılıyor. Odamız bu şekilde. Enteresan böyle Çin motifleri var. Yine enteresan, bayağı aşınmış bu, baksana. Buraya oturabiliyorsun. Oturuluyor herhalde. Burada da yardımcı olmak için, buraya oturana yardımcı olmak için de bunu nasıl çevireceğimi bilmiyorum. Yani olabilecek en masum şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bu oda biraz daha diğer odaya göre biraz daha basit. Aha, suyu bedava koymuşlar. Şöyle Çin motifli enteresan bir odamız. Şimdi değişik konseptli diğer odalarımız var. Seri seri onlara geçmek istiyorum. Çünkü olabildiğince fazla oda göstermek istiyorum size. Şu enteresan, bu ne, sopa mı lan bu? Bu sopa mı acaba? Vallahi sopa bu ha. Şimdi bir el şuradaysa, diğeri buradaysa, ayakları da buraya bağlıyorlar zincirle. Şöyle bir zincirimiz var. Evet. Küçük yapılmış Japon işi. Aa, şuralarda da bir şeyler var. Ulan her şeyi düşünmüşler. Bir de şurada bir şey var. Bu 100 yen verip çalıştırılan bir vibratör tarzı bir şey olması lazım. Çalışan abi beni kapıda bekliyor. Böyle hafiften de böyle bir korkmuyor diye. Şurayı bir göstereyim size. Bakayım. Burada ne var? Information köşesinde bakalım ne varmış. Otelin kuralları varmış. Bakın buradan durdurup okuyabilirsiniz. Oda hakkında bilgi veriyor. Bu odada neler yapabilirsiniz? Ulan fantaziyi bile yönetiyor adamlar. Delivery menü de varmış. Ha, evet, bu odaya özel Çin yemekleri falan varmış vesaire vesaire. Klasik otel odasında. Evet, otel odasında olması gereken şeyler. Tabii dolap boş. Hadi gidelim. Buradan çıkalım, başka odamıza gidelim. Abimle pazarlık yapıyorum. Diğer boş odaları da bana göster diye de böyle bir oda daha gösterelim, bitirelim diyor. Soruyor. Çalışanı soruyor. Ulan benim şansıma da bugün otelin yarısı dolu. Hadi bakalım bir diğer fantezili odamıza daha gidelim de bakalım başımıza ne gelecek. Şu ikinci kattan bir çıkalım artık. Şimdi katlar aynı. Her kat birbiriyle aynı neredeyse burası. Üçüncü kat. Şöyle bir yere geldik. Abi şöyle geçelim. Klasik ayakkabımızı bir çıkaralım şuradan. Sizi böyle bir klasik Japon otelinin tuvaleti karşılıyor. Oturma yeri yapmışlar. Onsenlerde de bunlar var. Şöyle bir yer. Japon Panasonic'in zaten tuvaleti bütün Japonya'nın her yerinde. Enteresan bir pencere şeyi var. Kapısı da böyle.
Kapısı tahta. Kapıya bakın. Şöyle bir girişi var. Ulan şunu da her yere koymuşlar. Çok iç karartıcı ve inanılmaz bir şekilde sigara kokuyor. Şunun olayını anlamadım. Buna bir şey mi asıyorlar yoksa dövmek için mi? Kıça vurmak için mi? Burada ne var? Burada bir çok var. Kim bilir kimler elledi bunları. Ben böyle elliyorum ama. Bir yüz yenle çalışan şöyle bir aletimiz var. Tabii ki de dokunmayacağım. Neredeyse her odaya şundan koymuşlar. Bir şuraya bir oturayım bakayım. Şuraya oturduğumda nasıl bir görüntü çıkacak? Şuraya oturduğumuzda böyle bir görüntü çıkıyor. Çok basık bir oda. Çok. Bu evet, buralarda bir şeyler olmuş. Buralarda iki tane el izi var. Bir şeyler olmuş. El mi yanmış? Ne olmuş burada ya? İnanılmaz. Bunlardan da tabii her odada var. Her odaya koymuşlar. Şu köşelere, yatağın köşelerine bile koymuşlar. Yani şu görüntüden anlayabiliyorsunuz zaten. Şuraya eller, ayaklar. Bunlar gerçek taş mı? Harbi gerçek taşı. Bura açılıyor mu acaba? Evet, o da çok basık. Yatağı böyle bir atlamak istiyorum ama burada da bir İngilizce, Japonca açıklama var. Şöyle bir şey. Yatağı kirletirseniz diyor, sizden gerekli paraları alırız diyor. Tabii bunu diğer odada görmüştük. Başka enteresanlıklar ne var? Galiba şu tepedeki lamba yanıyor. Şimdi beni gezdiren abiye şey de soramıyorum ki, abi bunu ne için kullanıyorsunuz dediğimde dur bir göstereyim deme ihtimali olabilir. O yüzden hayal gücüme. Bu ne? Bu göz bandı. Göz bandı bile kıpkırmızı. Bu copa benziyor büyük ihtimal. Bakın şurada bir şey var. Ne işin o? Bu ne acaba? Aa, bu buymuş. Bakın. Şu. bu ışıkmış. Vay. İlginç. Çok ilginç. Yani Japonlar geliyor buraya, aşlarını tazeliyorlar diyemeyeceğim. Burada aş tazelenmez. Yani burada aşka ızdırap verilir, acı verilir. Japonya'nın bir de böyle karanlık yüzü var maalesef. Ya maalesef diyorum, bu tarz oteller, bu 40 yıllık bir otel her yerinde Japonya'nın. Neredeyse her şehrinde, yani bu tarzda dizaynda diyemeyeceğim ama bu yine biraz en ağırı. Buna benzer bir sürü otel var. Yani bunun çikolatası olanını gördüm, Mickey Mouse'lu. Yani girmedim de dışarıdan gördüm, biliyorum. Hiçbir tecrübem yok. Kapısı çok enteresan. Şöyle bir kapısı var. Bakar mısınız kapıya ya? Siz böyle bir yerde kalır mısınız? Yani fantazi için soracağım da, buraya gelip herhangi bir fantazi ya da yapar mısınız ya da gördünüz mü? Aha, burada bir şey var. Aha, bu oynuyor. Şöyle bir şey. Aa, bu ileri geri. Ulan bunu bana en son dişçi yapmıştı. Bak. Hoppa. Oynayayım mı biraz? Vallahi hoşuma gitti. Güç lazım ama. Ağır birisi oturursa çok ilginç olur. Zor bela bir tane daha odayı göstermek için izin aldım. Şimdi çıkalım bakalım. Burada şu anda bayağı kalan insanlar var. Yani normal bir otel gibi kullanmaya gelmişler. Şöyle her katta bir tane kamera var. Enteresan dizaynlar ya. Bakar mısınız? Tam bir korku filmi ha. Aşk otelimizin odasına geldik. Oo, bunu evet, bunu ilk başa yazmıştım. Durun, heyecanlanmayın, göstereceğim. Buraları geçiyorum, buraları boşver. Oha, banyoya bak. Ne garip bir banyo ya. Bir değişik hissediyorum. Banyo, bir banyo böyle bir yaşanmışlık kokuyor. Bir böyle bir acı ıstırap kokuyor banyo. Şöyle bir küvetimiz var. Küvet de tam Japon işi. Bir şeyler olmuş, bir aşınmış buralar. Gerçekten Japon işi ha. Benim bacağımın yarısı buraya sığar. Bakayım ekstradan farklı bir şeyler koymuşlar mı, onlara bakıyorum. Klasik otelde olması gereken eşyalar. Kapımız bu şekilde. Ben eğilerek geçmek zorundayım. Şöyle bakın kapı. Tam 1.80, tam benim boyumda. Geçerken kapıdan bir tık eğilmek zorundayım.
Hemen döndüğünüzde sizi böyle tıbbi araç gereçlerin olduğu bir oda karşılıyor. Bakalım bu odada ne tür fantaziler dönüyor ya da dönmeye çalışılıyor. Şimdi burası medical room diye geçiyormuş. Odanın açıklaması da böyle. Hemen böyle sola kafanızı çevirdiğinizde böyle bir eski Japon işi bir tuvalet var. Hemen karşısında böyle bir oturma yerimiz var. Şurası biraz aşınmış. Belli biraz aşınmış. Dokunmayacağım buralara. Burada mermi mi çıkarıyorlar? Ne yapıyorlar buraya? Kurtlar Vadisi Çakır'ın vurulduğu sahneyi hatırladım. Nedense bilmiyorum. Tepemizde hemen böyle bir aletimiz var. Bir yoruldum ya. Böyle bir beni gerdi burası açıkçası. Şöyle bir kapı. Ha, burası klasik bir dolap. Burada bir şey yok. Burada neler varmış? Medical tıbbi araç gereçler var burada. Bunları kullanabiliyorlar mı acaba? Herhalde kullanıyorlardır. Hotel rules. Bu ayna. Rules of the room var. Odayı tanıtan bölüm var mı acaba? Delivery, melivery, bottle. Bu yatak bildiğin hasta yatağı gibi. Aslında şuraya bir otursam abim beni böyle bir çekse. Neyse oralara girmeyeceğim. Oralara girmeyeceğim. Böyle bir oturayım bakayım. Nasıl bir görüntü var böyle oturunca. Evet. Çok ilginç değil mi ya? Yani Japonya'nın bir de böyle bir yüzü var. Gece hayatı videolarımı da izleyin. Gerçekten Japonya akşam vakti güneşin batmasıyla birlikte anasını satayım böyle çok enteresan bir yere dönüyor ya. Şimdi bakar mısınız Japonya'da böyle şeylerin olduğunu, bu elektrik mi veriyor, müzik mi veriyor, bir şey oluyor burada. Japonya'da bu tarz şeylerin olduğunu biliyor muydunuz? Bilmeyeniniz varsa da şimdi büyük ihtimal şok olmuştur. Şöyle abimler bunu bile düzgün yapmış. Şuna bir dokunacağım, bu masumdur büyük ihtimal. Baksana çöp kutusu bile aşınmış. Şöyle bir şey. Burası da pencere. Kolay kolay buraları açıp dışarıya bakamıyorsunuz. O da böyle. Benim böyle bir içim karardı. Hani Japonya'da yaşayan biri olarak böyle yerlerin de olduğunu biliyordum ama ilk kez geldim. Bir haftalık bir izin sürecinden sonra neredeyse. Kolay kolay hani selamünaleyküm ben buraya video çekeceğim diye giremiyorsunuz. Fiyatlara da gösterdim. İlk başta benden 200 dolara yakın para istedi. Ama durumu anlattım. Japoncama böyle ufak da olsa böyle kibarlıkla şöyle sırıtarak yarım saat önce sırıttım zaten müdüre karşı. 20 dolarlık çikolatamı aldım geldim. You can see when it will be uploaded. Probably next week. Next week, next week. Işıklar kapanınca böyle bir yer oluyormuş. Yine asansöre bindik. Bir en üst kata, en üst kata çıkmak istedim. Bir de abim geçmiş olsun. Bir en üst kattan bir göstereyim bakayım. Teras yokmuş. Şöyle uyarılar var. Please confirm. Burada da uyarılar. Abim mesaj yazdı bana insanları gösterme diye. Çünkü biraz önce buradan biri çıktı. Bornozla. Bir şey gözüküyordu büyük ihtimal. Burası en üst katmış. Bakayım. Evet. Burası çıkabileceğimiz en üst kat. Evet burası da zaten her kat birbiriyle aynı. Sadece iç... Evet içeride insanlar var. Şimdi bazı yerlere dikkat etmem lazım. Özellikle basa basa söylüyor insanların yüzünü gösterme diye. Çıkışa doğru geldik. Otelimizin aslında bir başka girişi de burası. İlginç bir video oldu. Otelin şuradan gözüken yeri de ilginç ya. Baksana parmaklıklar içinde. İçeride bu saat öğlen olmasına rağmen içeride insanlar vardı. Şöyle... Tokyo Kulesi mi? Tokyo Kulesi. Enteresan. Normal bir sokak gibi gözüküyor. Bakar mısınız? Bildiğin Japonya sokağı. Tokyo sokağı. Ne diyeyim? Çok kafam karıştı. Otelimiz böyleydi. Sokak tamamıyla normal. Otelimi arkama alarak konuşalım. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Ha, şunu da açıklayayım. Daha önceden böyle farklı yerlere gidip video çekebilir miyim? İşte şöyleyim, böyleyim, YouTuber'ım vesaire dediğim durumlar oldu. Fakat izin alamadım açıkçası. Ne bana mı çarpacak? En sonunda araba çarpıyormuş, bana bir şey oluyormuş. Güzeldi, enteresandı. Yani bu tarz içerikler Japonya'da çekeceğim. İzin alabildiğim sürece. Çünkü nerede ne var biliyorum. Bakar mısınız sokağa? Normal bir sokak ya. İnsanlar buralarda normal şekilde kalıyor. Ama 10 metre ötede neler döndüğüyle ilgili gerçekten insanların bilgi sahibi olmasını istiyorum.
Evet, Japonya'da böyle şeyler var. Büyük ihtimal ben bu kelimeyi bir 20. defa söylemişimdir. Bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, özellikle paylaşmayı unutmayın. Ne kadar videolar izlenirse, yani şunu açık açık söyleyeyim, buralara gelip gitmek, şimdi 20 dolarlık çikolata aldım mesela. Bazı yerler benden para istiyor. Buralara gelip gitmek zaten bu. Ah, yoruldum. Zaten bu treni osu busu, buraya gelmem zaten benim bir saat sürüyor. Videolar böyle izlensin, ben ufak bir biraz da para kazanırsam çok güzel yerlere girip çıkacağım. Fuji rezidans varmış burada. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu da böyle kapatayım.